Merhaba sevgili arkadaşlar. Yarınki 30 Mayıs Cumartesi Dieppe Fransa yarışlarının oranları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar tekrardan soruyor. Ya diyor Fransa'nın işte şeylerini söylemiyorsun, tahminlerini. Ya oralara inanın hiç kimseyi kafasını karıştırmak istemiyorum. Yani tamamen şansınızı bırakıyorum ama oranlar da oradaki kapının birçoğunun anahtarı. O yüzden faydası olur diye sizlere en azından oranlardan bir fayda yaptırmaya çalışıyorum. Yani zor yani Fransa'yı gerçekten şimdi çözebilmemiz vakit alacak. Yani çözeriz sıkıntı değil ama inanın bayağı vakit alacak. Zaten vakit de kalmıyor çünkü önümüzdeki hafta yerli yarışlarımız başlıyor. Zaten dolu dolu yerli yarışlarımız var. Çünkü benim duyduğum kadarıyla hani bir günde 3 yerli yarışımız olacak galiba büyük ihtimalle. Yani 3 daha fazla da olur mu olmaz mı onu bilmiyorum çünkü bayağı bir program sıkışıklığı yapacaklarmış. Yani benim içeriden duyduğum haber en son buydu. Yani yerli yarışlardan artık kesinlikle bu Fransa Almanya yok. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Hani bunu unutun yani. Artık böyle bir işte kaç yıldır oynuyoruz bu oyunu. Böyle bir vakalar olmadı biliyorsunuz böyle bir virüs olayı ama tabii bu tüm dünyayı ilgilendiren bir vakaydı. Allah hepimizi kazasız belasız korusun böyle. Yani bu illetten de bir an evvel kurtuluruz. Ama dedikleri kadar varsa, konuştukları gibi ise yani bu illetle birlikte yaşayacağız. Gerçi her geçen gün etkisini de kaybedip hani normal bir hastalık gibi olacak herhalde. Zaten aşısı da eli kulağında yani çıkması. İnşallah zarar görmeden bu devreyi atlatabilmek önemli. Ama dediğim gibi işte şu yerli yarışlarımız başlıyor. Dediğim gibi bir günde en az 3 tane yerli yarışımız büyük ihtimalle olacak yani. Okeyleyecekler çünkü şu anda hazırlıklar o aşamada yani. Çünkü ayın 10'una istemelerinin en büyük sebebi bu. Çünkü bir program kuracaklar, bir takvim ayarlayacaklar. Çünkü bir takvim belirsizdi. Zaten büyük ihtimalle TCK'nın istediği bir şeydi. Yani en azından bir 10 gün sonrasına program ver ki. Çünkü kayıtlar zaten bir hafta öncesinden oluyor. O yüzden yani amaç bu yani. Sadece oranlar açısından ben size vereceğim. 7 koşulu bir program yapmışlar. Yani para verir mi? Verir tabii. Niye vermesin? Fransa'nın azı da çok para veriyor. Çoğu da para veriyor. Çoğu devrediyor gerçi de. O yüzden böyle yapacağız. Ha, şöyle bir şey durum daha var arkadaşlar. Bu katıl butonunu ben çıkardım. Hani en azından bir kanala bir katkıda bulunalım diye. Çünkü bu birkaç bayağıdır bir 10 gündür başlattım herhalde bunu. Ya 9 gün ya 10 gündür öyle bir şey oldu. Bazı arkadaşlarımız gerçekten canı gönülden bana destekte bulunuyor. Allah razı olsun hepsinden çok çok teşekkür ediyorum. Ama bazı arkadaşlarımız da sanki dalga geçer gibi ya biz 5 TL veremeyiz gibi laflar konuşuyor. Ya bunlar ayıp şeyler yani. Benim maksat orada 5 TL koymamın sebebi yani herkes en azından bir el birliğiyle bir ortaklaşa bir şeyler yapalım diye. Bir şeyler kuralım diye. Hani bir aile olduğumuzu gösterelim diye ama bazı arkadaşlar da inanın iyice suyunu çıkardılar. Ha bazıları bana yardım etmek istiyorlar. İstiyorlar da şeyden katılamıyorlar ama gerçekten şimdi ben en azından bunu da söyleyeyim. Ben normalde aybaşı günü yapacaktım. Bu pazartesi gününden itibaren sadece üyelere özel yapmayı düşünüyordum. O şekilde konuşmuştum. Ama şimdi yerli yarışların tarihi de belli olduğu için en azından önümüzdeki hafta pazartesi yani sadece isterse şu anda 50 kusur kişi var. 57 kişi mi ne var yani düşünün. Sadece üye olanlar sadece onlara özel olsun. Hani katılan varsa o şekilde seyretsinler. En azından kimsenin de başı ağrımasın. Çünkü ben bu kanalı açık bırakırsam yani bu şu anda üyelik yapanlara da çok çok büyük yani ayıp etmiş olurum. Ben bunun da bilincindeyim. Ya en azından bir zaten 3-4 katlama yaptım. Yani 5 TL, 10 TL, 15 TL, bir de 40, zaten 40 kimseyi işaretlememiş de en azından 10 ile 15'i işaretleyenler var. Birkaç kişi. Ama dediğim gibi ya en azından bir kimsenin zararını olacağını sanmıyorum. Yani bir inanın 2 tane simit parası bir peynir alsanız bir simit alsanız yani o parayı kurtaracak. Yani bir çakmak parası yani daha ne söyleyebilirim ki? Çünkü şu anda YouTube paralı ya geçiş yapanların hepsi başı belada dertte. O Allah'ın emri oldu çünkü her yerde artık konuşuluyor. Şu yeni bir zam vergi olayı da çıkardı da piyasaya. Allah yardımcımız olsun. Bakalım her şeyden vergi kesiyorlar artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu ben hemen koşulara geçeyim. Bu birinci koşu Yedili Plaza'ya saat 17.42'de başlıyor arkadaşlar. Fransa'nın Dieppe'sinde. İkinci koşudan altılı ganyanımız başlıyor. Ben hemen oranları aktarmaya başlayayım arkadaşlar. Çünkü fazla vakit de kaybetmek istemiyorum. Şu anda Gastrin Park'ta da ikinci altılı ganyan başlıyor.
Birinci koşu Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 2400 metrelik çim yarışı arkadaşlar bu. 10 safkan var arkadaşlar. 4 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 3.30, 3 nolu safkan 5.5 lira, 10 nolu safkan 6 lira, 9 nolu safkan 6.5 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 2 nolu safkan 20 lira. Daha sonra gördüğünüz gibi 8 nolu safkan 25, 6 nolu safkan 33, 1 nolu safkan da 40 lira gibi oralara. Arkadaşlar burada 40 lira da olsa sizleri yanıltmasa hani gelmez diye bir şey yok. Burada valla 50 lira da geliyor, 80 lira da geliyor, 100 lira da geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani tuttuğunuz, benimsediğiniz bir at varsa yani orijini olur, bir şey olur, bir şekilde bir çağrıştırır size. Valla hiç affetmeyin, yazın arkadaşlar. Yani bu, aman bu 40 lira ganyan verilmiş yurt dışına gelmez. Yani öyle bir şey düşünmeyin. Fransa'da o oranlar geçmiyor. İnanın geçmiyor. Yani ben aksadım. Yani kimin favori, kimin sürpriz olduğunu en azından burada görün yani. Günün ikinci koşusu altılı ganyan ayağına geçiş yapalım arkadaşlar. 15, 42, 16, 17 oranın saatine göre bizde de 18, 17. Bakalım bu yarış neymiş? Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2400 metrelik çim yarışı. 6 safkan var burada, az at yer. Burada da 1 nolu safkan 1 lira 60 kuruş bir oranı var. 2 nolu safkan 2.25, 6 nolu safkan 5 lira, 3 nolu safkan 11 lira, 5 nolu safkan 20 lira, 4 nolu safkan 20 lira. Evet. 20 lira gibi oranları var 5 ile 4'ünde. Yani burada gördüğünüz gibi az at ama en azından bakalım şurada, tıklayalım şurayı. 1 ile 2 yakın ara, hemen diplerinde 6 nolu safkan var ama tabii 6 safkan olması da yani sürpriz olmaz ihtimali yok. Çünkü hepsi de kapalı kutu ot. Ama gerçekten iyi orijinal atlar var arkadaşlar. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. 16-17 16-52'ye geçiş yapalım. Yani altılı ganyanın ikinci ayağına Fransa'da Dieppe'de. Burada da 14 safkan var. Handikap bir yarış. 4 ve yukarı İngiliz'in 2400 metrelik çim yarışı. Evet, bakalım oranlarda bakalım. 3 nolu safkan 3 lira. 9 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 7 lira. 7 nolu safkan 8 lira. 1 nolu safkan 10 lira. 10 nolu safkan 12 lira. 2 nolu safkan 12 lira. 14 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan 20 lira. 11 nolu safkan 20 lira. 13 nolu safkan 25 lira, 8 nolu safkan 25 lira, 12 nolu safkan 33 lira, 4 nolu safkan da valla 1000 lira değil mi bu? 1000 lira, evet. 1000 lira oranı var. Bu ikinci görüşüm 1000 liralık oranı. Alın şimdi. Evet, Gastrim Park'ta altılı ganyanın, ikinci altılı ganyanın ilk ayağında işte 25 lira ganyanlık at giriyor. Yani bombayı da patlattı yani. Sonuncu atlardan birisi geldi. Gastrin Park'ta kendini Fransa sandı herhalde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oranlar bu şekilde. Hemen dördüncü koşu altılı ganyanın üçüncü ayağına geçiş yapalım. 16-52 17-27 yarışlar süper sürpriz gidiyor. Burada da arkadaşlar yarışlar altılı ganyanın 3. ayağında, yani 4. koşuda handikap 4 ve yukarı İngilizlerin yine 2400 metrelik bir çim yarışı. Burada 1 ve 4 nolu safkanlar ekürü, 8 nolu 12 nolu safkanlar da ayrı bir ekür arkadaşlar. Hemen şuradaki oranlara da bakalım. 7 tutarak gidiyor bir de ya 4. koşuda. 10 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 4 lira, 12 nolu safkan 7 lira, 1 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 9 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan 25 lira, 11 nolu safkan 25 lira, 2 nolu safkan 25 lira, 13 nolu safkan 33 lira ve 4 nolu safkan da 40 lira gibi orana sahip. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oranlar bu şekilde. 4. koşu. Hemen bir sonraki yarışa geçelim. 17-27 18'e geçiş yapalım. Burada da yine bir handikap yarış. 4 ve yukarı İngilizlerin yine 2400 metrelik çim yarışı arkadaşlar. Bugün hep 2400 gidiyorlar bunlar. Bizim Türkiye'de 2400'ü zor görüyoruz. Burada bütün yarışlar 2400. 1 ve 12 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar burada da. Ondan adamların atları hep dayanıklı çıkıyor o yüzden. 6 nolu safkan 3.30, 1 nolu safkan 4 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 6 lira,
4 nonsa safkan 9 lira, 11 nonsa safkan 11 lira, 10 nonsa safkan 25 lira, 9 nonsa safkan 25 lira, 13 nonsa safkan 33 lira, 2 nonsa safkan 33 lira, 7 nonsa safkan 33 lira, 8 nonsa safkan 33 lira ve 12 nonsa safkan da 40 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Evet, oranlar da bu şekilde. Hemen 6. koşu, 6'lı ganyanın 5. ayına geçiş yapalım. 18 18.30. Burası da bir satış koşusu. Yani demek ki 6'lı para verir büyük ihtimalle Fransa. Şartlı yarış, 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik yarış arkadaşlar. Burada da 12 safkan var. 6 ve 10 nolu safkanlar da ekürü arkadaşlar. Hemen oranları aktaralım. 7 nolu safkan 1.75, 4 nolu safkan 5 lira, 1 nolu safkan 7 lira, 9 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan 9 lira, 6 nolu safkan 14 lira, 10 nolu safkan 16 lira, 11 nolu safkan 20 lira, 5 nolu safkan 33 lira, 2 nolu safkan 40 lira, 8 40 lira, 12 de 66 liralık bir orana sahip arkadaşlar. Evet, burası da bu şekilde. 7 nolu safkan biraz ön plana tutuyor ama evet, Orjin de bayağı iyiymiş. Bir Sindar temsilcisi. İyi bir kanatlı var. Bir kez koşmuş. Üçüncülük yapmış. Yani iyi bir safkan ama işte dediğim gibi burada da bazen iyi olduğuna aldanmamak lazım. Her şey çıkabiliyor. Hemen son ayağa geçelim. 18.30 18. Evet, günün son koşusunda şartlı bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim yarışı. 11 safkan var burada da arkadaşlar. Hemen oranlara da bakalım hızlı bir şekilde. 3 nolu safkan 2.25, 2 nolu safkan 2.5 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 7 nolu safkan 8 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 1 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan 20 lira, 5 nolu safkan 33 lira, 6 nolu safkan 40 lira, 9 nolu safkan da 40 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Yarınki Almanya programı da zor. Bir Dresden Almanya var arkadaşlar. Gece de Gastrin Park var yine. Yani zorlu bir yarış da var. Almanya'da kaç koşulu program var bakalım. Hemen 9 koşulu bir program var Almanya'da. Yani birinci koşuda 6 at koşuyor. İkinci koşuda 7 at. Sonra bir handikap yarış 12 at. Bakalım açık yarış var mı? Maiden var. Handikap yarış var. Handikap. Şartlı, handikap, yine handikap. Yarınki yine bir zorlu bir yarış var Almanya Dresden'de. Onu da yorumlarımla arkadaşlar Gastrin Park ve Almanya en azından hem oranlar hem yorum olarak sizlere göstereceğim. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.